lazım. Eşsiz churros patates, çıtır soğan halkası ve tavuklar Twist Combo'da senin için kombolandı. Keyfine bak, Twist Combo'yla hayatı kombola. Evet, sevgili Kıbrıs TV izleyicileri, bugün günlerden yine Salı ve bir Akılda Kalsın programında yine biz bizeyiz. Bugünkü konuğum, kamu hayatından tanıdığım, çok değerli bir abim, çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir abim, Bülent Kutay, Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanı. Bülent Bey, hem Girne'den bize biraz bahsedecek, hem önümüzdeki Kasım ayında yapılması muhtemel olan belediye seçimlerinin Girne bacağından biraz bahsedecek, hem de kendi düşüncelerini aktarıp, isterse kendilerini de fazla zorlamayacağız, Ulusal Birlik Partisi'nin içindeki yapıya da bir nebze olsun gireceğiz. Ama günlük yaşantımızı mutlaka konuşacağız. Evet, Bülent Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Çelebi Bey. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Girne'de durumlar nasıl? Girne'de hava çok sıcak. Malum deniz mevsimi açıldı. Hava güzel. Bugün deniz gerçekten güzeldi. Dalgalı değildi. Tam denize girmeye uygundu ama bir türlü fırsat bulup daha denize başlayamadım. Ama ilk fırsatta denize başlayacağım. Liman kenti, turistin en fazla rağbet gösterdiği bir bölgemiz ve hızla da yeni binaların nüfusun arttığı olağanüstü bir kent Girne bölgemiz. İnşallah doğru planlayıp programlayıp nüfusu yeterli sayıda binayı, altyapıyı, üst yapıyı doğru planlayıp orayı daha fazla bozmayız diye düşünüyorum. Çünkü zaman zaman işte atık suların denize aktığını görüyoruz. Bunlar basına yansıyor. Her şey plandan programdan geçer Bülent abi. Ben öyle hitap edeyim. Sağ olasın. Evet. Büyük bir kentin, büyük bir partinin ilçe başkanı. Evet. Biraz. Bu arada tekrardan hayırlısı da olsun ama. Çok teşekkürler. Önümüzde de bir yerel seçim. İşte 4 aylık bir süre önümüzde. Ne planlıyorsunuz Girne olarak? Aday gösterilecek mi? Ortak aday gösterilecek mi? Yoksa amblem altında, Ulusal Birlik Partisi amblem altında gösterilecek? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Oradan başlayalım. Önce bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sayından dostluğumuz geçmişten gelen bir dostluk. Sayından bir kardeş gibiyim her zaman. Bunu her zaman her yerde de ifade ederim. Teşekkür ederim. Girne, önce Girne'den başlayayım. Sizin de söylediğiniz gibi bu binalaşma gerçekten bizi Girne'de üzüyor. Fakat tabii malum biliyorsunuz Girne'nin coğrafi durumundan dolayı denizle dağ arasında sıkışmış bir şehir. Bu şehir tabii ki ister istemez doğuya ve batıya doğru ilerlemekte, büyümekte. Büyüdük sonra tabii ki sorunları da oranda büyümekte. 2004 anlam planı süreci içerisinde tabii ki aniden patlayan emlak durumları bazı altyapılarımızı biz artık yetersiz hale getirmeye başladı. Bu yüzden dolayı tabii altyapılarda gerek trafik olsun, gerek işte sizin söylediğiniz kanalizasyon olsun, gerek su olsun, bunlar da büyük bir sıkıntı yaşamaya başladı bize. Bu süreç içerisinde tabii ki çalışmalar yapılır. Sanırım bu yeni oluşacak belediye seçimlerinden sonra Girne'yi epey büyük bir yatırım ve olaylar bekler diye düşünüyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Sabahleyin Beylerbeyi'ndeydim. Birkaç yeri ziyaret. Çok güzel bir yer. Gerçekten sabahleyin gittim oraya. Girne belediye meclisiyle arkadaşlarla gezdik oradaydı. Orada birkaç yere var. Muazzam bir yer. Yani, muazzam. Sabahleyin öyle bir haz duydum ki oradaki olan o havanın oluşunda, o insanların o şevkle güne hazırlanmalarına. İnanın size derim, yani
çok mest oldum diyebilirim. Tabii oradaki arkadaşlarla konuştuğumda bu seneki turizmden memnun. Yani gelen turist olarak, restoranlardaki olan müşteri olarak oradaki Beylerbeyi'nde olan işyerleri memnun. Bu da tamam bizi pozitif yönde tabii ki şey yapıyor, etkiliyor. Tabii ki bunlar yeterli mi? Değil. Girne içerisindeki olan liman bölgesindeki olan diğer arkadaşlarla daha sık görüştüğüm için onlar da bu seneki turizmden gayet memnun. Ve bu pandemi süresinden sonra olan bu oluşan bir olay insanları tabii pozitif yönde etkiliyor. Bunları tamam mı yaparken tabii ki bu belediye seçimleri de Haziran'da olması gerekirken Kasım ayına büyük ihtimal olacak. Çünkü tarihlerden açıklandı. Biz de tabii Ulusal Birlik Partisi olarak bu seçimlere hazırlanıyoruz. Bizim tabii inancımız inşallah bayramdan sonra bu 12 6 ilçe 6 belde olarak bu yasanın geçmesi yönünde temennimiz vardır. Ama tabii ki sadece biz olmazsa da yasa yine hazırız ama biz yasanın olacak şekilde inancımız bu yönde olduğu için biz bu yönde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ulusal Birlik Partisi biliyorsunuz büyük bir parti ve her zaman gündemi belirleyen bir parti. Bu yüzden dolayı tabii ki Ulusal Birlik Partisi kendi amblemi altında aday göstermek isteyecek. Buna bir ilgili altını çizelim. Girne'de Ulusal Birlik Partisi amblemi altında bir adayla yarışa adayla girecek. Evet. Tabii ki sadece biliyorsunuz ki yeni oluşacak olan bu reformla iki belediye olacak. Bir dağın, bir Girne'nin batı kısmı, bir de Girne'nin doğu kısmı. İki belediye başkanı göstermek zorunda kalacağız. Ve bu iki belediye başkanımızı da bizim geçen hafta Sayın Genel Başkan'la başlatmış olduğumuz, bütün ilçe başkanlarıyla önce başlatmış olduğumuz bir toplantımız var. Yarın büyük ihtimalle öğleden sonra MYK toplantımız var. Bu MYK toplantımıza da adayı nasıl belirleyeceğiz? Onunla ilgili bir görüş alışverişinde bulunacağız. MYK üyesi olan arkadaşlarla da görüşeceğiz. Ve nasıl bir aday belirleyeceğiz? Bunun devamı şeklini ortaya çıkaracağız. Mehmet Bey bu tabii şu anda konuştuğumuz azalacak şeklinde fikir yürütüyoruz. İki tane aday. Biri evet. Batı kısmında, biri de Girne'de. Peki Batı kısmında Ulusal Birlik Partisi amblemi altında şu anda belediye başkanı var mı? Batı kısmında var tabii. Var. Var. Girne'de yok. Yok. Bağımsız. Bağımsız. O zaman orada da bir belirleme sürecine girilecek. Tabii orada da belirleyecek. Orada da yeni bir oluşum olacak. Evet. Yani Alsancak'la Lap'ta birleşecek. Lap'ta'nın coğrafi durumu şu anda zaten daha önceden belli birleşmiş olduğu bir kesimler var orada. İşte Akdeniz, Tepebaşı buraları zaten Dapta'ya bağlı bu bölgeler. Buna bir de Aslancak katılacak. Yeşiltepe var. O katılacak. Bunlarla tabii ki yeni bir oluşum, yeni bir başlangıç yapacağız. Dipmen kalıyor mu? Yoksa Dipmen girmeye bağlanacak. Bağlanacak. Bizim şeyimiz o. Yani o düşünce içerisindeyiz. Onun için Girne, Lapta, pardon Girne, Dipmen, Çatalköy, Esentepe bunlar tek belediye olarak olacak. Ama bu taraftan Batı bölgesi de Lap'ta, Alsancak ve diğer civar köyler. Onlar da ayrı bir belediye olacak. Bülent Bey bir de şu aklıma geldi. Sizin engin deneyimlerinizden de faydalanmak isterim. Aslında kimisine göre Ulusal Birlik Partisi'nin içinde işte bir genel başkan var ama başbakan değil. Başbakan başkasıdır. Çeşitli tırnak içinde söylüyorum, söylemlere rağmen aslında belediye seçimlerine veyahut da partiyi büyütme amacı hemfikir olarak gidilirse aslında çok da büyük bir avantaja dönüşür. Başbakan hükümeti ve ülkeyi yönetirken genel başkan seçimlerde partiyi büyütme önünde adım atabilir. Yani buna hep olumsuz bakmak olmaz. Bence bunun olumlu yanlarını da görmek lazım. Tabii. Siz nasıl görüyorsunuz? Mesela şunu söyleyeyim. Tabii ki ilk defa olarak Ulusal Birlik Partisi'nde öyle bir durum söz konusu oldu. Yani başbakan icraatın başında başka bir milletvekilimiz, parti başında başka bir. Biraz evvel dediğiniz ya işte
parti başkanımızdan başlattığımız tabii, çalışmalar. Tabii. Bu size nasıl daha fazla yansıdı? Daha fazla buluşursunuz, daha fazla görüşürsünüz, daha kolay iletişim kurarsınız. Parti adına belediye seçimlerine hazırlanmakta bu size bir artı getirdi mi? Tabii ya, çok getirdi. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim Sayın Genel Başkan'la devamlı olarak, ilçe başkanları olarak devamlı olarak bir irtibatımız var zaten. Ve devamlı olarak da sıkı olarak toplantı yapmaktayız. Bu hem genel partinin durumu hakkında ilgili, hem diğer olan olumlu ve olumsuz olanla değerlendirip bunlarla ilgili parti adına neler yapılabilir diye bunlarla bir görüş içerisinde oluyoruz devam. Bu tabii ki bize olumlu yönde. Demek ki olarak, olumsuz bakmaya gerek yok. Hayır, kesinlikle. Hatta bir şey söyleyeyim. İlk defa olarak Ulusal Birlik Partisi'nde başbakan ayrı, genel başkan ayrı. Ve biz Sayın Genel Başkan'la da yaptığımız gibi Sayın Başbakan'la da toplantı yapıyoruz. İlçe başkanları olarak. Ve onlarla da görüş içerisinde oluyoruz. Şu anda tabii ki Sayın Ünal Üstel'in gerçekten görevi çok ağır. Tabii ve ki, ona doğru. Parti açısından en azından partisel olaylarda o yükünü biraz hafifletmiş oluyoruz biz bir şekilde. Hem birinin hem diğerinin aslında. Tabii tabii. Bu yüzden dolayı iki tane makine çalışır, iki tane güç makine çalışır gibi değerlendirirseniz olay, bu bize daha fazla arttı, daha fazla bir motivasyon. Katılıyorum size. Yani ben olumsuz bakmıyorum bu işe. Onun için biz bundan memnunuz. Bir de şikayetçi değiliz yani bu konudan. Gayet de dediğim gibi uyumlu şekilde çalışıyoruz. Sayın Genel Başkan kendi görev yetki ve sorumluluklarını biliyor. Sayın Başbakan kendi görev ve sorumluluklarını biliyor. Zaten sırasında, ikisi istişare yani. Sırasında istişare içerisinde Sayın Genel Başkanımızı çağırdığında işte Sayın Başbakan'la yaptığım görüşmeden arkadaşlar işte böyle bir olay var. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz gibi bize böyle bir yaklaşım içinde oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor tabii. Dediğim gibi Ulusal Birlik Partisi büyük bir ailedir. Büyük bir yapıdır. Tabii ki içerisinde ister istemez büyük ailede olduğu gibi bazı ufak tefek sorunlar olabilir. Bu sorunları biz kendi içimizde, kendi görüşlerimiz içerisinde çözebiliyoruz. Yani böyle bir sıkıntımız yok. İşte devamlı işte söylüyorlar. İşte Ulusal Birlik Partisi sıkıntı var. Ulusal Birlik Partisi. Öyle bir şey yok. Var. Görüş ayrılığı var. Bir siyasi bir partide de bu görüş ayrılığı olması lazım. Yani 15-16 bin üyesi olan bir parti yani olacak. Yani düşünebiliyor musunuz siz? Ben mesela ilçe başkanı oldum. İki turda gittim. İki defa 1500-2000 yakın üye geldi bu kullanım. Bu bir ilk mi ilçe başkanlığında? Girne ilçesi olarak. İlk. Size denk geldiği. Bana denk. İki turlu bir ilçe başkanlığı seçim. Bu da ayrı bir heyecan getiriyor. Muhakkak Ulusal Birlik Partisi zaten kurultaya girdiği anda, kurultay yaptığı anda da arkasından seçim olduğunda üstün bir başarı kazanır. Çünkü uyan bir dev uyanmış olur. Yani bir şekilde. Motor birden çalışır. Çalışır tabii. Bu da tamam mı inanın insanlar. O kadar bir anda yani çok kısa bir süre içerisinde bir anda partiyi motive olmuş görürsünüz. Bu da size tamam mı bir başkan olarak, bir ilçe başkan olarak ayrı bir motivasyon gerektirir. Bu şimdilik söyleyeceğimi Bülent Bey, siz istediğiniz gibi katılıp katılmamak size bağlı. Ama yorumlamanızı isterim. Tabii ki son 30 yılın göz ardı edilenleri, son 30 yılda yapılması gerekip yapılmayanların birikimi olarak bugün tutun elektrikten, hayat pahalılığından ne olumsuzluk varsa bence bugünün sorunu değil. Birikmiş bir sorundu. Evet. Üçlü koalisyon hükümetinin büyük sorumluluğu üzerinde tutan Ulusal Birlik Partisi ve Sayın Başbakan Ünal Üstel da dahil olmak üzere sorumluluktan kaçan bir parti değil Ulusal Birlik Partisi. Kesinlikle. Ama bugünün de sorunu değil. Peki Ulusal Birlik Partisi bu dönemde bu sorunları olabildiğince milimize edebilecek reformları yapabilme adına bir fikir birliğine kendisi vardı mı? Öncelikle şunu söyleyeyim size. Mesela önümüzdeki olan reform. Bunda kesin hep fikiriz. Bunda en ufak hiçbir ne milletvekili ne diğer parti üyeleri. Belediyelerden bahsediyoruz. Belediyelerden bahsediyoruz. Bu konuda kesin kararlıyız. Bu bizim bu reform yapacağımızın bir şekilde başlangıç oldu. Birinci adım bu. Birinci adım bu. Bunu yani olmaz olmazımız diye bir şey hale geldi bu iş. Bu reformdan sonra yaptıktan sonra ben inanıyorum ki mevcut olan yapı yani meclis yapısı da buna uygundur. Ve bu arkasını getirecek. 29 milletvekili. Sizin de dediğiniz gibi yani bu sorunlar şu anda gerçekleşmedi. Bu sorunlar
geçmişten gelen soru. Yani bunu bilerek söylediğim ifade ettim. Tabii, çünkü tabii. Gerçek budur. Ama yani sonuçta ben yine söylüyorum. Bu ülkede ne yapıldıysa Ulusal Birlik Partisi tarafında yapılmıştır. Bakın son yapılan batı tarafındaki yollar, hatta Lefke'deki olan yol yarım kalmıştır. Yine bizim dönemimizde, yine biz başladık, yine biz bitireceğiz. Onlar Ulusal Birlik Partisi döneminde başlanmış olan projelerdi. Gerek Karpaz yolu olsun, gerek tamamı Değirmenlik yolu Bakan, olsun. Kemal Dürüst'ün dönemine kadar evet, geriye giden. Bunlar tamam bizim dönemimize yapılmış. Ondan sonra gelen hükümetlerin döneminde bunların hepsi durdurulmuştur. Ve ben inanırım ki Ulusal Birlik Partisi bütün bu olan yarım kalmış bütün her şeyleri, ve tabii önümüzde bayramdır, seçim hesapları başlayacak ama bu kısa süre içerisinde de bu reformları bir kısmını gerçekleştireceğiz. Bu sorumluluk, kararlılık tabii, var. Tabii. Bu hem genel başkanımızda hem sayın başbakanımızda var. Sayın milletvekillerimiz de bu konuda gayet duyarlı. Yani artık gayet... halayın altına süpürme yok. Kesinlikle. Kanayan bir yer varsa tedavi. Zaten süpürdük sonra önümüze dağ gibi yine geliyor başka. Halı çürüdü. Tabii yani bunu başka yapacak şeyimiz yok. Güzel. Evet. Bugünün konularından elektrik. Evet. Bir aile reisisiniz ve aldığınız sorumluluk icabı bugün örneğin Doğanköy'e gittiniz. Mutlaka siz de hak vereceksiniz. Gündem elektrik. Evet, doğrudur. Kendi evinizden de çekiyorsunuz. Gittiğiniz her yerinde bir şikayet alıyorsunuz. Doğrudur. Sayın Başbakan Ünal Üstel Bey basına yaptığı bir açıklamada bu akşam normal hayata dönüleceğini söyledi. Bununla ilgili bir söylemek istediğiniz bir şey tabii var mı? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki mevcut olan, yapılan o ihale sürecinde mevcut olan şirketin bir anda şeyi getirme işi, mazotu veya bu fuel oil'i getirme işi ülkede büyük bir sıkıntı yarattı. Fakat yine diyorum ki bizim kararlı duruşumuz bu sorunu kısa bir süre, evet birkaç gün bir sorun yaşayacağız ama bugün saat 6 itibariyle bu sorun bitecek. Çünkü mevcut gelen iki tane jeneratör bugün devreye girecek. Bugün tamam orada çalışmaya arkadaşlar bana devamlı resim atıyorlar. Ve orada çalışmalar hakkında bana bilgi verirler. Şey olarak yazı söz WhatsApp'tan. Ve ben 6 civarından sonra normal bir elektrik süresinin devam edeceğine inanırım. Yani bu süreç normal hayata döneceğiz. Sanırım Cuma'ya kadar da bu ihaleye çıkıldıktan sonra bu mevcut olan yakıt da gelirse artık hiçbir sıkıntı yok. Fakat elektrik kurumu sadece tabii bununla kalmaz. Kesinlikle. Yani bu elektrik kurumuna eninde sonunda bir neşter vurulması lazım diye mutlaka düşünüyorum. Size katılıyorum. Ve bu neşteri vurup da kararlı bir şekilde bir çözüm bulmak zorundayız bu elektriğe. Çünkü hep böyle dediğiniz gibi halının altına itile itile bugün nereye gelindi? Şu anda elektrik yetmiyor bize. Bu bir gerçek. Bu elektriği daha verimli, daha ucuz yapabilmek için çalışmalar yapılacak ve en yakın bir zamanda da inanırım ki bunlar hep gerçekleşecek. Şunu söyleyeyim Bülent Bey, elektrik kurumuna mutlaka neşter vurulmalı. Adanze'ye yeniden bir ellenmeli. Ve bugün bize bir ihbar geldi buraya. Elektrik kurumunda bilginiz olsun. İlk size söylüyorum. Evet. İki tane müdür muavinliği verilecek. Müdür muavinliklerinin verilmesiyle ilgili buradan okuyorum. Kıptek hizmet şemasına göre şube amirliklerine 10 yıl fiili hizmet veya 5 yıl idari kadroda görev yapmak, daha üst müdür muavini yardımcılarına ise 15 yıl fiili hizmet veya 5 yıl idari kadrolarda çalışmış olmak yasa gereğidir. Bunun dışında bir şey yapılmamasını arzu ediyorum. Biraz evvel sizin söylediğiniz gibi oranın içinden pişmiş, hak eden insanların gelmesini, çünkü elektrik tüm ülkeyi ilgilendiren bir yapı ve orasını el yordamıyla yönetme kimsenin hakkı değil. Çünkü bir bedel ödüyoruz ve bunun karşılığında elektrik alıyoruz. Elektrikten ürettiğimizin karşılığında da üretebiliyorsak devletimize vergi veriyoruz. Aynen. Yani bir zincirdir tabii, ve gider. Öyle. O yüzden sizin de yakinen bu konulara alakalı olduğunuzu bildiğim için
Buradan da bize gelen bu ihbarı sizlere bu canlı yayında söyledim. Bilginiz olsun. Sağ olun. Elektrik kurumunda Bülent Bey şu anda bir kaos var. Ve bu kaosun sebeplerinden biri idaridir. Evet. Örneğin tek bir şey söyleyeyim size, siz araştırın. Bu idari mekanizmanın içinden ihalelerden anlayan tek bir kişi bile yoktur. Evet. Bakın biz ihale komisyonu başkanlığı yaptık. Zaten yasa gereği benim bildiğim kadarıyla devlete kim? Tamam. Orada belli çıkar bir, ama. Belli bir miktardan sonraki ihale komisyonuna ama mühim verilmesi olan lazım. İhale komisyonuna gönderdiğiniz şartnamenin doğru olması. Şunu söyleyeyim size. Ama daha önceki olan başka bir başkan bir arkadaş ekonomi bakanı iken onunla tamam yaptığım bu elektrik kurumunu yaptığım istişarede bir önceki dönemlerde özellikle santralda hiç kullanılmayan yedek parçaların çok fazla miktarda alındığı tespit edildiği. O da bir yanlış. O da bir yanlıştı. Tabii ki. O da tabii ki şunu söyleyeyim size daha önce. Bizim bu memleketteki temel sorunumuz bizim denetim mekanizmamız maalesef zayıftır. Mesela bu belediye esası geçecek ya, benim en fazla korktuğum taraf o belediyelerde herhangi bir yanlış yapıldığı zaman yaptırım uygulama yetkisi kimde olacak? Tabii bu bir de şudur Bülent Bey, yani yani bu elektrik kurumu içinde geçiyor. Aynen. Anlatabildim mi? Yani aynen. Bu ihaleye çıkılırken yanlış ihale veya eksik ihale, bunların tamam denetim açısından sonuçta birilerinin bir bedel ödemesi lazım bu ceza. Halk bunu ödememesi lazım. Tam da işte geldiğimiz nokta bu olmalı. Halk değil. Yani denetim yanlış yapanın bedel ödemesi. Tabii denetim olarak bu memleketteki temel sıkıntı denetimdir. Biliyorsun işte son yaşadığımız pandemiden sonra artan fiyatlarda denetim. Aynen. Marketlerdeki denetim, işte gazdaki denetim, benzindeki denetim. Biraz da denetim özürlü bir yapıdayız. Yani bu denetim bizim tamam mı? Devamlı söylüyoruz ama. Her alanda. Her alanda ama bir türlü bunu hayata geçirmede maalesef. Sanki de bir oy kaybı olacak gibisinden bir algı. Halbuki tam tersi oy patlaması olur. Çünkü denetim bir başkasının doğru alışveriş yapmasına, kusursuz hizmet almasına sebebiyet verir. Bir de getirecek olan kişinin tamam bunları doğru dürüst mal getirmesine ve yarar. Marketçinin de tamam ona göre tamam bunu bilmesi gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini, fazla stok yapmaması gerektiğini. Çünkü siz gerektir. Çıkarsınız dersiniz Bülent Bey, 0.58 kilowatt başına kuruş zam yapacağım. Ama Bülent Bey gider evinde fişi yakar, elektrik yok. Hem zam hem elektrik yok. Bu yanlış. Çok yanlış. Ama ben Sayın Başbakan'a inanıyorum. Ve bugün buna son noktanın vurulacağına da olan inancım ben vardır. Ben tamamı dünden beridir aldığım duyumlarda Başbakan son derece bu konuda gayet kararlı. Sayın Başbakan dünden beri de bu elektrik sorunu çözmek için candan baştan çalıştığını biliyorum. Güzel. Onun için bu yüzden dolayı zaten diyorum ki 6'da bu elektrik sorunu bitecek. Evet. Fazla uzatmayacağım bu elektrik konusunu. Bu belediye seçimlerinde herhangi bir partiyle, özellikle ortaklarınızla herhangi bir ittifak olabilecek mi? Hayır, bizim öyle bir düşünce içinde değiliz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani belki de sizin tek başınıza verebileceğiniz bir cevap değil ama yine de sizi zorlayayım biraz. Evet. Örneğin 14 belediye ise 14'te 14 adayımız var diyebiliriz. Tabii, ulusal bir partisi tabii. olarak. Şimdi bakın, siz büyük bir partisiniz. Halktan sizin beklentisi vardır. Siz büyük bir partiyseniz büyük bir partinin olması gerektiğini yapacaksınız. Yani siz 14 tane belediye başkanı çıkaramaz. 28 tane vardı. Daha önce 28 tane çıkardık. 14 tane çıkaramayacak durumda, yani o durumda değiliz yani. Yani benim bu bölgede YDP'nin, benim bu bölgede DP'nin adayı var, burada çıkartmayayım. Yok. Hayır. Bu hayır, bir öyle. Yarıştır. Bu bir yarıştır. Hükümetçilik başkadır. Tabii tabii. Bu bir yarıştır. Bu bir yarış içerisinde siyasi partiler bu yarış için vardır. Siyasi partiler onu destekleyin, bunu destekleyin, ben geride olayım diye öyle bir olay olamaz. Siyasi partiler her zaman seçimlere hazır olur ve bu arada da kendi partisel yapılarına bu oranda düzeltme yapar ve bu oranda tamam mı partilerini organize eder. O zaman biz bağımsızları destekleyeceksek devamlı olarak partinin bir olmanın bir anlamı olmaz. Halkın memnuniyet derecesini yansıdır. Yansıtacak. Karni bizim, olarak. Bizim mesela şöyle söyleyeyim. Düşünce içerisinde bu tabii kesin tabii, değil tabii, çünkü tabii. Daha bu oluşacak ama benim kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Ben diyorum ki önce tamam kahvenizi bu arada içebilirsiniz. Teşekkürler.
Ben diyorum ki şu anda bir kamu araştırması yapalım. Aday olması muhtemel olan kişiler bir kamu araştırması yapalım. Görelim durumları ne olacak. Ona göre partimiz bu konuda değerlendirme yapsın. Gerekirse üyeye gideriz. Üyemiz tamam bu konuda. İlk defa bugün tamam milletvekillerimizin tamam seçtik. Üyelerimiz seçti. İlk defa da yaptığımız bir şey değil. Seçilsin. Seçildikten sonra zaten partili eğer seçeceği kişiye dört elle sarılacak. Onu da en iyi şekilde başkan adayı yapmak o için uğraşacak. Üyenin bağrından çıkıp gelecek. Tabii muhakkak. Onun için bu güzel. Daha sağlıklı bir yapıdır diye düşünüyorum ben. Evet. Bir de geçen gün yine Sayın Başbakan'ın hükümet ortaklarıyla yaptığı bir basın açıklaması vardı. Bu küçük esnafa, sanayiciye kredi olayları. Orayı biz izlediğimizde aslında kimisine göre yeterli, kimisine göre yetersiz ama olanaklar çerçevesinde bence iyi bir açılımdı. Sayın Başbakan'ın ve ortaklarının bu ekonomik krizde ortaya koyduğu açılım. Yalnız tüm şeyde basın toplantısı boyunca ilgili bankaların kredileri verecek bankaların isimleri açıklanmadı. Bu da bir eksiklik olarak gördük. Orada sizin yalnız, bir bilginiz var mı? Şöyle söyleyeyim. Orada yalnız benim çok dikkatliğim başka bir olay vardır. İlk defa olarak bu kredilerde Exim Bank kredileri kullanılacak. Evet. Yani bu hiçbir zaman olmadı bugüne kadar. Bu önemli bir olay. Çünkü Türkiye'de bu kullanılıyor bu Exim Bank kredileri. Yani örneğin Bülent Kutay nereye gidip müracaat edecek? Kendi bankasından yapacak o krediyi zaten bir şekilde müracaat yani edecek. Tüm bankalara anlaşmalı yapıldı. Bunlar söylemlerde bak, eksik oldu. Tam olarak tamam inanın bu konuda ben de tam olarak bilgi sahibi değilim. Ama ben bildiğim kadarıyla ilk doğal olarak bu söyleşmelerde Exim Bank kredileri kullanılacak. Exim Bank kredileri de Türkiye'den olan o banka neyse düşük faizli veya bazıları hibe oluyor bildiğim kadarıyla. Evet. Bunlar tamamı olumlu ekonomi için tabii çok olumlu tabii. olaylardır. Detaylarının daha sonra sanırım daha da fazla kamuoyunda bilgilendirilecek bu konuda. En azından sizin bastığınızdan bunu kesin. İletmiş olalım. Evet. Çünkü bence bu kötü günlerde çok güzel bir açılımdı. Kimisine göre yetersiz olabilir ama bu şartlarda bu hiçbir iyi. Zaman bizim kendi ekonomik şartlarımızda olabilecek olan bu. Yani bizim tamamı baştan keşfetmeye gerek yok. İşte Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin olanakları ve imkanları bu yönde. Şimdi Bülent Bey bilirsiniz nedir? Adamın borçlanmaya ihtiyacı yoksa zaten gidip borçlanmayacak. Kesinlikle. Ama borçlanacaksa o raddedeyse de ucuz bir krediye ulaşabilsin. Amaç bu. Ucuz bir de kolay. Evet. Yani çok fazla formalite çıkarıp da o adamı yani almama kredisi olmasın bu evet. kredi. Yani alabilecek eğer ihtiyacı varsa alabilecek. Bir de ödeyebilecek pozisyondaysa. Bu da çok önemli. Tabii. Bunları tam yaptıktan sonra bence tam olumlu bir olaydır krediler. Bir diğer konuya geçelim. Şimdi bu Ulusal Birlik Partisi'nin en büyük ilçe başkanlıklarından biridir Girne. Evet. Nüfus bazında bakarsak. İşte üçüncü. Magusa, Lefkoşa, Magusa, Girne. Üçüncü büyük kenti. 2022 Ocak seçimlerinin 2018 Ocak seçimlerindeki farkı nedir? Yüzdelik olarak veyahut da mühür olarak. Şöyle söyleyeyim. Bu yeni seçim sistemi, bu yeni olan seçim sisteminde ben ilk defa olarak geçen defa 4 milletvekiliydi. Bu sefer 5 milletvekiline çıkarttım. 32 mühürle de 6. milletvekili. Siz Ocak seçimlerine ilçe başkanı olarak girdiniz. Tabii tabii. Devraldığınızda 4 müydü? 4 milletvekiliydi. 4'ten 5'e geldiniz. 5'e geldim. 6.'yı da 32 mühürle kaybettim. O zaman %30'larda bir oy artışı var. Var. Burada sıkıntı şudur. Bu seçim sisteminin bence değişmesi lazım. Şöyle değişmesi lazım. Birinci tabii ki karma seçim sistemi kaldırılması lazım. Yani o tik dediğimiz... Tik dediğimiz kaldırılması lazım. Yani bir siyasi parti, siz Çelebi Bey'i sevebilirsiniz. Çelebi Bey X partide. Fakat Çelebi Bey'in partisi seçilebilir Çelebi Bey ama onun partisi iktidara gelmez. Gelmedikten sonra Çelebi Bey'in fikirlerini ve yapmak istediklerini nasıl hayata geçirecek? Olamaz. Yani bence partiler tek başına iktidara gelmesi lazım. Bu süre içerisinde yapması lazım. 4 yıl sonra halk ona karne notunu vermesi lazım. Ya tamam ya devam olarak. Ama biz
kaç zamandan beridir devamlı koalisyonlarla mücadele ediyoruz. Çok uzun bu zaman. Koalisyonlar bize fazla temel konularda değişimi yapmıyor bize. Sadece bazı kısa yollarda olması gerekenleri yapıyoruz ama uzun vadede yapmamız gereken projelerde sıkıntı yaşıyoruz. Bir telefon da dairesi var. Elektrik kurumu durumu ortada. Bununla ilgili Sübrübeks'in durumu ortada. Hava yolları vardı, malum biliyorsunuz. Hava yollarının, ne olmuş, herkes hava yollarına ağlamaya başladı. Hava yolları ne, hava yolları nerede? Geçen hafta Ankara'ya zamanında gittim, tamam. 3 kişi 6 bin lira bilet. Gördünüz mü yani bu şey mi? Çok pahalı bir rakam. Çok. Eskiden 500 TL'ye İstanbul'a gidip gelinirdi. Şimdi Adana'ya bile gidip gelmek 3000 TL. Aynen. Bunun için diyorum ki ben bazı şeyleri artık bu koalisyonlardan kurtulup partilerin tek başına iktidara gelmesi lazım. Yaptığı, yapacakları projeleri, halka vaat ettiklerini gerçekleşmesi lazım. Aksi halde hiçbir siyasi parti kendi iradesini ortaya koyarak bunları gerçekleştirmesi imkansız. Peki kendi içinizde bu bahsettiğiniz barajın yükseltilmesi ve evet, tercih sisteminin kalkması. Aynen. Bunu bir ileri noktaya taşımayla ilgili kendi içinizde bir hemfikirlik var mı? Var. Var. Bu dönem meclise gelecek mi? Getirilmesi için tamam bir zaman bir şey yaptık, bir girişim başlatmıştık. Fakat sonradan bu seçimlere girdiği için, hatta bu karma seçim sistemi kaldırılıp seçime gitmesi için bir görüş alışverişi oldu. Yani yeni oldu. Meclis açıldığında yasama dönemi bunlar gelecek. Gelecek mi? Gündeme bunlar gelecek. Ve bu şeyler bu karma seçim sistemini düzeltmemiz lazım. Diğer siyasi partiler de sıkıntıdadır bu şeylerle ilgili olan, koalisyonlarla ilgili. Onlar da tamam aynı yapıda. Bugün bu memleketteki siyasi yapıya baktığımızda bu küçük memlekette 5 tane 6 tane siyasi parti var. Bu 5 tane siyasi partiyi hep koalisyonlara, bir milletvekili, iki milletvekiliyle koalisyona zor idare edemezsiniz bu işi. Zaten şu anda mesela yanlış bilmezsem Bülent Bey, TDP, TKP, Bağımsızlık Yolu, bunlar birleşme çabalarını ortaya koyar. Bu küçüklerin artık birleşmeden başka bir çaresi yok. Çünkü ülkemizin en büyük partisi, Ulusal Birlik Partisi, 2022 seçimlerinden bahsediyorum. Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi geliyor. %10 şeyinin, blokunun altında diğer bütün partiler. Yani %10'u bulan bir üçüncü parti yok. Şimdi malum biliyorsunuz, Avrupa'da da dünyada da var. Yani şeyin nedir, yüzde barajın? %8'dir diğer ülkelerde de, yani 7-8 civarındadır baraj. Onun için ben de bu barajın bir düzelmesi gerektiğini düşüncesindeyim. Yani diyorum, siyasi iradenin gerçek anlamda yansıması lazım. Daha sağlıklı olacak diyorsunuz. Olması lazım. Bu şekilde sağlıklı bir irade sağlayamayız. Hala daha tamam, elektrik ne olacak? İşte o ne olacak? Telefon dairesi ne olacak? Hep bunu konuşacağız. Şu bunların tamam gerçekçi anlamda bir siyasi iradenin gelmesi lazım ki bu gibi kurumların ve kuruluşların düzelmesi açısından. Evet. Peki, tekrardan Girne'ye dönüyoruz ve sizin 2022 Ocak seçimlerinden başlayıp 4 milletvekilini 5 yaptığınız ortamda artık önünüzde bir belediye başkanlık seçimleri var. Girne ilçesi adına konuşuyorum. İlçe yönetim kurulu, kadın kolları, gençlik kolları ve sizin başkanlığınızda hazırlıklar nelerdir? Nasıl bir hazırlık süreci yapıyorsunuz? Evet. Günlük planlarınız, programlarınız. Bize böyle bir bahsedin. Yani Girne UBP ne yapıyor? Evet. Şimdi Girne Ulusal Birlik Partisi şu anda tüm bölgesel, bizde olan mesela Sayın Mustafa Aktu, Lapta Belediye Başkanı olarak, ve diğer bölgedeki belediye meclisi, Ulusal Birlik Partisi belediye meclis üyeleriyle. Kaç tane belediye meclis üyesi var? Girne'de 7'dir. Toplam 7 belediye meclis üyeniz var. Girne'de, ama şeyde tabii Çatalköy'de 4'tür zannedersem. Son değil. Şeyleri Girne'de bilmiyorum. Şimdi bu belediye meclis üyelerine, hepsine geçenlerde herkese birer mesaj gönderdim. Hem telefoniyen hem diğer yönde, ki aday olmak isteyen arkadaşlar artık bir şekilde yavaş yavaş çalışmalarına başlasın diye. Mesela örnek vermek için söylüyorum. İlk örneği Girne'de başlatmaya başladım.
dedim size bugün işte Beylerbeyi'ne gittik. Beylerbeyi'nde belediye meşhur şeyle olan arkadaşlarla oradaki olan esnafı gezdik. Tabii memnunluk verici bize. Çünkü esnaf mutlu yani dediğim gibi ekonomi açısından, turizm açısından memnun. Tabii onların da kendilerine göre yapılması gereken bazı istekleri var. İşte yol konusu, bazı su konusu gibi. Onlarla tamam mı düzeltilmesi temennisinde bulundu. Biz de onlara söz verdik ki bir, en iyi şekilde bunları düzelteceğiz diye. Bizim tamam burada önce Girne içerisinde belediye meclis üyesi olan arkadaşlarla bu ayrıyeten Lapta'daki belediye meclis üyesi arkadaşlarla işte Çatalköy'deki belediye meclis üyesi arkadaşlarla bazı toplu olan işte kahvehanedir bu gibi yerlerle önce onlara bir ziyaret başlatmayı düşünüyoruz. Onlara bir toplumla bir konuşalım. İstekleri nelerdir? Şikayetleri nelerdir? Toplumun beklentileri nelerdir? Onları bir önce bir harmanlamamız lazım. Ben tabii yine de hemen hemen olayları hemen biliyoruz. Trafik büyük bir sıkıntı. Ekonominin kötü gittiği, elektriklerin olmadığı, şikayetlerin bol olduğu dönemlerde dışarıya çıkmak sizi korkutuyor mu? Yoksa hayır, tam tersine siz kendi kendinizden barışıksınız. Kesinlikle öyle bir şey yok. Halktan kaçamazsınız ki. Sonuçta tamam mı halktan kaçarsanız siz kendi kendinizi kandırmış olursunuz. Halkla yüzleşeceksiniz. Sıkıntılar varsa bunları yetkililere aktaracaksınız. Çözmeniz gerekiyorsa çözeceksiniz. Çok güzel. Bunları tamam yapmadıktan sonra seçime girmenin bir mantığı olmaz. Onun için tamam hiçbir zaman halktan kaçmayın. Ben hiçbir zaman halktan korkmam. Halk size her zaman eğer inanıyorsa size her ne koşul olursa olsun her zaman destek verir. Evet. Bakın çok kötü bir pandemi dönemi geçirdik. Ulusal Birlik Partisi iktidardaydı. Bu dönemi aşı gelmeyecek dediler. Aşı geldik. Şimdi aşıyı beğenmeyik. 3-4 çeşit aşı var. İnsanlar aşı olmakta olmamakta. Türkiye Cumhuriyeti bizi hiçbir zaman boşlamadı. Bir şekilde. Tamam ekonomik açıdan bir şekilde bu insanlar bir ay evimizde yattık. Bir ay bir şekilde bizi devlet ödedi. Hiçbir ekonominin çarkı dönmedi. Sadece marketlerin dışında. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi varlığını ve halkına gerekli desteği verdi. Bu da bizi her gerçekten mutlu etti. Bunun haricinde bu pandemi sürecinden hemen sonra yaşadığımız bütün olaylara rağmen biz Ulusal Birlik Partisi olarak seçime gittik. %40 oy aldık halktan. Bu ekonomik zorluklara rağmen halk bize güvendi. Ama biz halkla devamlı bunları paylaştık. Ortada olanları gösterdik. Yapabileceklerimizin, imkanlarımızın ne olduğunu gösterdik. Halk da zaten biliyor bu imkanların ne olduğunu. Yani 24 tek, milletvekili. Tek açılan kapı Türkiye. Aynen öyle. Bunu tamam mı biz tamam kendi kendimizi kandıramayız ki. Yani Rum bize onu verecek. 3 tane aşı verdiler. Muhalefet öyle bir etti ki sanki de bütün aşıyı bize döneten Rum tarafı. Öyle bir şey yok. Yani muhalefetin de ucuz kahramanlık yahut da ülkenin kanayan yaralarının üstünde muhalefet yapması artık bir işe yaramıyor. Ciddi politikalar gerekiyor. Yani sen bir şeyi eleştirirsen onun yerine yapıcı bir şey kurmak zorundasın. Aynen. Daha iyisini. Sadece tabii daha iyisini. Sen onu eleştirmeyle çözüm yapmazsın. Yaraya sadece sen tamam mı bir şekilde yarayı haberi kazanmış olursun. Ama o yarayı tedavi edici ne var elinde? Ne yapacaksın? Her milletvekilinin yasa sunma yetkisi vardır. Var. Yasa yapma, Cumhuriyet Meclisi'ne sunma yetkisi vardır. Tabii. Bence aslında Cumhuriyet Meclisi'nin bugüne kadar olan hantal yapısından kurtulup milletvekillerinin, grupların, partilerin yasa yapıp kendi rüştünü ispat etme zamanıdır. Bu yasa böyle olmaz kardeşim, böyle olur deyip getirmek, tartıştırmak gerekiyor. Bana göre doğrusu bu. Yasayı getireceksiniz halkın menfaati için tabii. Aynen. Ki ona göre tamam çıkacak. Sonuçta orada meclis olan arkadaşlar halk tarafından seçilmiş temsilcilerdir. Milletvekili yani millet halkın vekilidir. Yanlış yasayı oylasın o zaman halk tarafından cezasını alsın. Cezasını alsın. Bu kadar basit. Yani bunu tamam mı gizlemekle ve yapmamakla sadece meclisin açma kapamayla uğraşmanın bir mantığı yoktur. Ben Ünal Bey'i doğru da buluyorum aslında. Gereksiz şekilde konuşmadığını görüyorum. Fazla konuşmadığını görüyorum ama olaylara ciddiyetle yaklaştığını da bürokrat arkadaşlardan duyuyorum, görüyorum.
mutlaka kendi başbakanlığının da bir yanlışa maruz kalmasını istemez. Tabii. Ve aslında 30 yıllık da bir birikim var. Parti başkanı değil de bir milletvekili olarak, başbakan olarak görevlendirilmesi de bence bir avantajdır kendisine. Bu avantajı en iyi şekilde kullanabileceğine inanıyorum. Doğru ekiple, doğru çalışma gruplarıyla, evet. Bakanlar Kurulu'nun o hem fikirliğiyle yanlış karar alsalar bile bundan geri adım atabilme kararlılığıyla doğru yolu bulabileceklerine inanıyorum ben her konuda. Şimdi Sayın Ünal Üstel, Sayın Başbakanımız 1991 senesinden beri siyasettedir. Ve ben kendisini kişi olarak çok iyi tanıyorum. Çok sevdiğim, saydığım bir abimdir. Ve insan sevgisi olan ve insan sevgisini çok iyi özümsemiş bir insandır. Zaten en büyük özelliği de devamlı milletvekili olarak bu başarısının sebebi insan sevgisi yatır. Ben Ünal Bey'le ilgili bir anım anladayım. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarıyken Karpaz bölgesinde yaptığımız bir araştırmada farklı gelişen çocuk sayısının çok olduğunu gördük. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin de o dönemin ekonomik işbirliği protokolüne farklı gelişen çocuklarla ilgili ve aile danışma merkezine ilgili bir hibe para koyduğunu gördük. Ve orada bir yer tahsisiyle ilgili çalışmaya girdik. Evet. Baktık gördük ki Sağlık Bakanlığı'na ait bir yer. Güzel. Merkeze ulaşıma yakın. Hı hı. Her köyden çünkü biraz büyük bir yer. Sağlık Bakanlığı himayesinde ama atıl durumda. Gidip bunu Sayın Başbakan'a, Ünal Üstel'e şahsen ben şimdiki müsteşarı Berhan Bey'le anlattım. Ve gözümüzün önünde talimat verdi. Daha sonra Bakanlar Kurulu'na önergeler yapıldı, evet, karşılıklı ve orayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na tahsis ettiler. Evet. İnşaatın başlamasıyla ilgili. Yani konulara uzak biri değil. Kesinlikle değil. Dediğim gibi bir de en büyük özelliği çok çabuk sorun çözebilecek. Evet, pratiktir. Pratiktir. O yüzden dolayı sorunların daha çabuk çözüleceğine ve sorunların daha çabuk biteceğine inanırım ben. Evet. O konuda kendisine güvenim, evet, sonsuz. Bülent abideyim. Son 5 dakikamız ve buyurun nasıl isterseniz siz kullanın. Vallahi, İster Girne olarak, ister UBP olarak, ister ilçe başkanlığınız olarak. Şimdi tabii ki zor bir süreçten geçiyoruz. Gerek, hı, ekonomik açısından, gerek siyasi açıdan. Bu konularda toplum siyasiye güvenmesi lazım. Çünkü burada en büyük sıkıntı siyasilere karşı olan güven azalmış durumda. Ben bu yasa yapacak olan yine bu siyasilerdir. Bu siyasi ve siyasi partilere güvenilmesi gerektiğini savunurum. Yani bu siyasi partileri eğer beğenmiyorlarsa yine tamam günü geldiğinde o beğenmediği siyasileri değişebilecek güce ve yapıya sahiptir. Ama siyasilere de bir çağrı yapıyorsunuz. Herhalde halka enin. Enin tabii. Çünkü yanında halkın olun, yanında olmanız lazım. Yani çünkü korkmayın sizin, halktan. Halk tamam diyorum size, halktır sizi takdir edecek olan. Onun için halktan korkmaması lazım. İnsanların, evet, bir an önce halkın içine inip halkın sorunlarını dinlemesi, korkmaması gerektiğini. Çünkü sonuçta biz siyaseti halk için yapıyoruz. Bu yüzden dolayı ben diyorum ki halktan korkmayalım, halkın içine inelim, halkın sorunlarını dinleyelim. Tabii ki içerisinde tamam ekonomik olan ve başka bir yönden fevran olan arkadaşlarımız olabilir. Onları sakinleştirmesini ve onlarla konuşup onları izah etmemiz gayet kolay olduğunu inanıyorum. Ve bu yüzden dolayı korkmadan bu doğrultuda yürümemiz gerektiğini inanırım. Bu yakın bir tarihte tabii ki bu olacak olan yerel yönetimlerde, ki seçimlerde tüm partili olan arkadaşlarımın candan başlarından çalışacağına inancım tam. Üyelerimizin bu konuda ne kadar duyarlı ve istekli olduğunu görüyorum. Zaten bizim sıkıntımız taban, hiçbir zaman tabanda bizim sıkıntımız olmadı. Taban dimdik ayaktadır her zaman. Yani insanlar böyle seçim bekler ki hemen tamam mı ateşlensin. Deşarj olur. Deşarj olsun. Bu da bizi mutlu ediyor açık söyleyeyim size. Zaten Ulusal Birlik Partisi'nin en büyük özelliği tabanla olan kendisinin diyalogumuz bizim tabanla devamlı olduğu için devamlı görüyorum ben tabanda bu şey. Evet,
Bazı zaman tamam mı, tam andan bazı seslenişler oluyor bize ama onlar da bizi artı yönde motive ediyor. Yani baktığınızda. Çünkü demek ki biz bir yerde bir eksik bir şey yaptık. Bunu düzeltmemiz lazım gerektiğini düşünüyoruz. Bu da bizi artı yönde etkiler. Onun için ben tavanıma güveniyorum, partime güveniyorum, milletvekillerime güveniyorum. Ben biliyorum ki 27 Kasım'da büyük bir olasılıkla Zafer Ulusal Birlik Partisi'nin olacak. Benim inancım bu konuda tam. Evet, sevgili Bülent Kutay'a biz tekrardan vakit ayırıp geldikleri için teşekkür ederiz. Bugün aslında geçen programda Ulusal Birlik Partisi'nin bir numaralı ilçesi olan Lefkoşa ilçesinin ilçe başkanı Sadık Derdiyanoğlu'nu hem milletvekili hem ilçe başkanı olarak çıkarttık. Bugün 2'ye atlayıp 3'e geçtik ama 2 numarayı da mutlaka Magusa'yı ve sırasıyla diğerlerini de çıkaracağız. Ve günümüzü, siyaseti, sorunlarımızı hiç çekinmeden buralarda konuşacağız. Tabii ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden de, Demokrat Parti'den de, TDP'den de, sivil toplum örgütlerinden de buralara alıyoruz kişileri. Kıbrıs TV ekranları serbest, herkesin gelebileceği halkın televizyonu, halkın malıdır. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın diyorum, hoşça kalın.